Bize teşekkür ediyoruz efendim. Diyanet İşleri Başkanlığı, millet ve medeniyet tarihimizin en köklü kurumlarındandır. Anayasal olarak toplumu din konusunda aydınlatmakla görevlidir. Ve tarihi boyunca dinimizin ilke ve emirlerini yerine getirme noktasında her türlü gayreti göstermiş, üzerine düşen tüm vazifeleri yerine getirmiştir. Kurulduğu günden beri dinimizin temel kaynakları olan Kur'an ve sünnetin referansında bilgi ve hizmet üreten başkanlığımızın her zaman birinci derecede önceliği insanımızı, dinimiz İslam'ın tevhid, vahdet, güven, samimiyet, hukuk, adalet ve güzel ahlak gibi değerleriyle buluşturmak olmuştur. En zor şartlarda bile İslam akaidine muhalif hiçbir görüşe ve anlayışa prim vermemiştir. Başkanlığımız, milletimizin, nesillerimizin inancı ve değerleriyle irtibatını güçlendirmek için minber, kürsü, televizyon ve diğer bütün vasıtalarla, yayın araçlarıyla sahih bilgiler ışığında milletimize hep rehberlik etmiş, ibadetten eğitime, aileden sosyal hayata kadar pek çok alanda nitelikli hizmetler üretmiştir. Başkanlığımız bir taraftan milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularını güçlendirmek için azami gayret gösterirken, diğer taraftan da fitne ve tefrika odaklarıyla yılmadan her zaman mücadele etmiştir. Özellikle yakın geçmişte yaşadığımız 15 Temmuz ihanetine karşı milletimizin direnişine büyük katkı sunmuş ve akabinde inanç ve medeniyet değerlerimizi istismar eden FETÖ, DAEŞ, PKK gibi örgütlere, sapkın anlayışlara ve zararlı alışkanlıklara karşı milletimizi ve bilhassa gençlerimizi bilinçlendirmek için adeta bir seferberlik ruhuyla çalışmalar yapmıştır. Aynı şekilde bu güzide kurum ve onun çok değerli mensupları, hocalarımız, yangın, sel, deprem ve salgın hastalık gibi doğal felaketlerin meydana geldiği zor zamanlarda da daima milletimizin yanında yer almış ve hizmetler sunmuştur. Milli ve manevi değerlerimizin muhafazası konusunda yaptığı hizmetlerle milletimizin güvenini kazanmış, teveccühüne mazhar olmuştur elhamdülillah. Diyanet İşleri Başkanlığı, devletimiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için kıymetli bir imkandır. Bugün birçok ülkede, özellikle de İslam coğrafyasında din üzerinden yaşanan kavga ve kargaşanın ülkemizde yaşanmamasında teşkilatımızın varlığı ve mensuplarının, hocalarımızın azimli, kararlı ve bilinçli bir şekilde yaptığı çalışmaların etkisi ve önemi çok büyüktür. Ne var ki görsel, yazılı ve sosyal medya organlarında zaman zaman, bunu özellikle ifade etmeliyim ki, güzide kurumumuz
Diyanet İşleri Başkanlığımız ile ilgili asılsız, iftira dolu, art niyetli olduğu aşikar haberlere ve paylaşımlara da zaman zaman maalesef şahit oluyoruz. Bu milletin değerlerine yabancı, çevrelerce üretilen yanlış bilgi ve mesnetsiz yorumlar üzerinden bir algı yönetimi ve itibar suikastı yapılmaya çalışıldığını da maalesef zaman zaman görüyoruz. Bilinmelidir ki bu durumlar milletimizin geleceğine yönelik yapacağımız hizmetlerden bizleri alıkoymayacaktır. Çünkü biz hizmetlerimizi imani bir mükellefiyetle yapıyoruz. Anayasal bir görev olarak yapıyoruz. İnsani bir sorumluluk duygusuyla yapıyoruz. Elbette kurum olarak yapıcı, yararlı ve ufuk açıcı eleştirileri kimden gelirse gelsin her zaman önemsiyor ve dikkate alıyoruz. Ancak milletimizin dini ve sosyal hayatına, insanlığın huzur ve geleceğine hizmet eden teşkilatımızın mesnetsiz ithamlarla yıpratılmaya çalışılması asla kabul edilebilir bir tutum değildir. Bunu da özellikle istifade etmek istiyorum. Dini argüman ve söylemlerle kendisini hakikatin merkezi gibi, merkezinde gibi gösteren fakat usul, esas ve hakikatten yoksun bir şekilde kaynağı belirsiz bilgiler paylaşarak zihinleri bulandıran tavırların Müslüman bilinci ve ciddiyetiyle asla bağdaşmadığını da vurgulamak isterim. Milletimizin ve insanlığın derdi ve sıkıntısı bizim derdimiz ve sıkıntımız olmalıdır. Çevremizde din ve dini değerlerden uzak kalan kimselere ulaşmak, onların hakikatle buluşmasına vesile olmak bizim en temel görevimiz olmalıdır. Nebevi bir yöntem takip ederek toplumun tüm kesimleriyle iletişim içerisinde olmak inancımıza, vazifemize ve milletimize vefamızın bir gereğidir. Ki binlerce sahabisini burada yetiştirip her birini bir davetçi olarak gönülleri aydınlatmaya hazır hale getirdiyse biz de Peygamberimizin varisleri olarak aynı duyguyla, aynı heyecanla insanımızı camilerimizle daha çok buluşturalım ve onların eğitimi için camilerimizden istifade edelim. Gençlik çalışmalarımızı artıralım. Gençliğe değer projemizi bütün müftülüklerimiz kanalıyla sizlere ulaştırdık. 10 gençle başladık. Sayıyı artıralım. Haftada 1-2 kere buluşalım. Birisi yüz yüze olursa diğeri telefonla olsun ama mutlaka gençlerimizle irtibatımızı devam ettirelim. Hallerini, hatırlarını soralım. Kitap verelim onlara. Dini sorular sormalarını temin edip cevaplarını verelim. Onların rehberi olalım. 4-6 yaş sınıflarımızı artıralım. Çünkü bu yaştaki çocukların temel dini bilgilerini öğrenmeleri gerekiyor. Ülkemiz genelinde idarecilerimizin de katkılarıyla sayın valilerimize, tüm ülkemizin kaymakamlarına buradan teşekkür ediyorum. Müftülüklerimizin taleplerini karşılayarak 4-6 yaş sınıflarının sayısını artırıyorlar. Bu bizim çocuklarımıza anne şefkatiyle Kur'an kursu hocalarımızın, İlahiyat Fakültesi mezunu hoca hanımlarımızın anne şefkatiyle onlara sevgiyi, saygıyı, vatan sevgisini, bayrak sevgisini, ezan sevgisini, temel dini bilgileri kendi akıllarının alabileceği şekilde onlara öğretmeleri anlamına geliyor ki bunun için biz gayret ediyoruz. İnşallah sizler, tüm görevlilerimiz
bu konuda çalışmalarınızı biraz daha hızlandırırsanız daha fazla hizmet etmiş olacağız inşallah.